Efendim, Neyzen Burhanettin Ökte, Çankaya Köşkü'nde tertiplenen bir müzik toplantısında yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Bir ara sofradaki misafirlerden arzularını sordu paşamız. Münasip birer şarkı istediler, çaldık. Bu sırada Ali Hikmet Ay Erdem Paşa benden bir taksim istedi. Taksime başladım. Arada biraz yorgun fakat kuvvetli bir ses gazele başladı. Bu ses Atatürk'ün sesiydi. Sanki ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri diye gürleyen bir ses gazel okuyordu. Ve name olmuş gazel şeklinde taşıyordu. Ata güfte, name ve duyguyu birbirine bağlamış, hareket ve jestleriyle de güfteyi bir o kadar güzel anlatıyordu. Ya Rab, ne eksilirdi deryayı izzetinden, peymane-i vücuda zehrap dolmasaydı. Azade ser olurdum asibü derdugamdan, ya dehre gelmeseydim, ya aklım olmasaydı. Şair şöyle söylüyor efendim. Tanrım, vücudumun kadehine zehirli acı suları doldurmasaydın, senin yücelik denizinden ne eksilirdi? Dert ve gam belasından kurtulmuş olurdum. Ya dünyaya gelmeseydi, ya aklım olmasaydı, diyor. Efendim, şimdi atamızın okuduğu bu gazeli, onun ruhunu da şad etmek için Gizem Nurcuk Copçuoğlu bülbül sesiyle bizlere okuyacak efendim. Thank you.
yarın.